Merhaba, ecüve yek yek sılavdıkım, hıratın serçava serseri atın. Değerli arkadaşlar, değerli konuklar, ESP'li yoldaşlar, hepinizi selamlıyorum. Kongrenize başarılar diliyorum. Kongrenizin mevcut hem Türkiye'nin hem dünyanın Orta Doğu'nun içerisinde bulunmuş olduğu kaosa, krize bir yol haritası çıkaracağını bekliyorum, umuyorum. Çok önemli tartışmaların olacağını ve bu tartışmaların önümüzdeki dönem birleşik mücadelemize büyük katkılar sunacağına eminim. Şimdiden başarılar diliyorum. Ayrıca Hasan Ocak, Polen ünlü Ezgi Saadet'in yoldaşlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk, gurur ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle Suruç'ta yaşamları elinden alınan, katledilen 33 düş yolcusunu da saygı ve minnetle anıyorum. Yine Özlem Başkan söyledi ama ben de tekrar üzerinden geçeyim. Bu arada Rojava'da, Kobani'de, Suruç'ta, Gazi'de yaşamını yitiren yoldaşlarımızın, canlarımızın da anıları önünde saygıyla eğiliyor. Mücadelelerini bir gün mutlaka başarıya ulaştıracağımızın sözünü de ben de tekrar etmek istiyorum. Değerli dostlar, yakın zamanda hem Figen Başkan'la görüştük, hem Selahattin Başkan'la görüştük, Tülay Başkan'la birlikte gitmiştik. Çok selamları vardı, her ikisini de kongremize başarı dileklerini ilettiler. Yine Selçuk Mızraklı, Selma Güzel ve diğer arkadaşların tamamının hepinize çok selamları vardı. Ben de bu arkadaşlar şahsında şu anda cezaevinde bulunan binlerce siyasi tutsağı da tekrar selamlıyor. Onların onurlu mücadelesinin başarıya ulaşacağı sözünü onlara da yenilemek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, hem ülkemizde hem dünyada sistem ciddi bir kriz yaşıyor, ciddi bir kaos var. Biraz önceki konuşmacı eş başkanlar bunu dile getirdiler. Dünyayı tek kelimeyle tanımlar mısınız derseniz bir belirsizlik diye tanımlayabilirim. Ciddi bir belirsizlik var. Kapitalist, emperyalist sistem gerçekten kendisini artık devam ettiremiyor. Ciddi bir kriz içerisindedir. Bu krizi örtmek, pastadan yine en büyük payını almak için başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın dört bir yanında çatışmalarla, savaşlarla kendilerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Yanı başımızda Orta Doğu'daki savaşı hep birlikte izliyoruz. İsrail'in Filistin karşısındaki katliamlarını, Gazze'yi işgalini hep beraber canlı yayınlarda maalesef izlemek durumunda kaldık. İsrail-Filistin savaşı Lübnan'a, Suriye'ye, İran'a da sıçradı ve yarın neyle karşılaşacağımızı kestirmek zor olmasa gerek. Belli ki Orta Doğu çatışma, savaş ve kaos iklimi içerisinde belirli bir süre daha böyle devam edecektir. Evet, tabii ki bunun bir amacı kapitalist, emperyalist sistemin kendi içerisinde bulunduğu krizi ötelemek içinse, diğer bir sebebi de hepimizin bildiği gibi enerji ve ticaret yollarını kontrol altına almak istiyorlar. Buranın en önemli merkezlerinden birisi Orta Doğu'dur. O önemli merkezin en önemli coğrafyası da Kürdistan'dır, Orta Doğu coğrafyasıdır. Dolayısıyla buradaki gelişmeleri yakinen takip etmek gerekiyor. Orta Doğu'daki gelişmeler emekçileri, ezilenleri, halklarımızı yakinen ilgilendirecek ve yakinen etkileyecek bir durum içerisinde olduğu için bugün ESP Kongresi'nde de büyük bir ihtimalle bu kriz ve kaos karşısında emekçilerin, halkların, Kürtlerin, ezilenlerin nasıl
zaferle, başarıyla çıkabileceklerini başta ESP kongresi olmak üzere her bir bileşenimiz, Türkiye'deki her bir ittifakımız, emekçiden ezilenden yana olan herkesin yoğunca tartışması, bir yol haritası ve bir cevap bulması gerektiğini belirtmek istiyorum. Evet, bu kriz ve kaos içerisinde Türkiye iktidarı da rahat durmuyor. Bir taraftan farklı şeyler tartışılırken, daha dün Rojava'da onlarca sivil saldırılar sonucunda yaşamını yitirdi. Bu saldırıya, bu katliam artık dur diyoruz. Bu saldırılarla, bu katliamlarla yol alınmadığının en iyi örneği işte Rojava'daki gelişmelerdir. Eğer bu saldırılarla bir yol alınsaydı bugün Orta Doğu dünyanın en mutlu, huzurlu ülkesi olurdu. Dünyanın en zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip bir bölgenin böylesine açlık, yoksulluk içerisinde yaşaması, özgürlükten ve demokrasiden yoksul olmasının sebebi işte Rojava'ya yapılan saldırı gibi tekçi, milliyetçi, ötekini, farklı olanı kabul etmeyen anlayıştır. Bu saldırıların kimseye yararı yok. Orada öyle tırnak içerisinde bir terör örgütü de yok. Onlara dönük bir saldırı da yok. Hastaneler bombalanıyor. Peynir ve çocuklara süt üreten fabrikalar yerle bir ediliyor ve bu da bir zafer olarak sunulmak istiyor. Buradan kongreniz aracılığıyla iktidarı uyarmak istiyorum. Bu yol değil, bu çözüm değil. Bu eğer bir çözüm olsaydı bugün milyonlarca taraftarıyla, sempatizanıyla, çalışanıyla kader birliği yapmış halklar bir arada olmazdı. Bundan vazgeçmeye iktidarı çağırıyorum. Değerli arkadaşlar, evet, bir taraftan emperyal, egomanik güçler orayı dizayn etmek istiyor. Diğer taraftan ulus devletler tekçi, mezhepçi, inkarcı sistemlerle Orta Doğu'da karşı karşıyayız. Arkadaşlarımız söyledi, ben de kısaca tekrar edip geçiyorum. Biz ne hegemonik emperyalist sistemin orada oluşturmaya çalıştığı sistemi destekliyoruz, ne de tekçi, mezhepçi, otoriter, faşist, kadını, halkları, inançları yok sayan bu rejimleri destekliyoruz. Tam da üçüncü yol dediğimiz anlayışımız, fikriyatımız budur. Biz ezilenlerin, halkların, kadınların Rojava'da olduğu gibi bir arada, birlikte, onurluca, demokratik bir şekilde yaşamasının mücadelesini veriyoruz. İşte Rojava bu tekçi reddeden, bu sömürmek isteyen sistemler karşısında dünyadaki ezilenlerin, yoksulların, emekçilerin bence bir umut kaynağıdır. Bu umut kaynağını büyütmeye, yaşatmaya ve demokratik bir şekilde yaşamını devam ettirmesi için mücadelemizi devam ettireceğimizi, birliğimizi güçlendireceğimizi bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. Evet, bir kaos var ama bu kaostan çıkacağız. Evet, bir kaos var. Bu kaostan çıkış yolunu bu salonlarda, sokaklarda, fabrikalarda direnen, mücadele eden halklarla, emekçilerle birlikte çözüp karşısındaki çözüm önerilerimizi ortaya koyarak mücadeleyle Orta Doğu'nun daha demokratik, herkesin kendi kimliğiyle, inancıyla, cins kimliğiyle kardeşçe bir arada yaşadıkları bir Orta Doğu yaratmanın mücadelesini üçüncü yolla birlikte vereceğiz. Değerli arkadaşlar, yine yakinen takip ediyorsunuz. Türkiye'de de kimi tartışmalar oluyor, hep birlikte izliyoruz, takip ediyoruz. AKP ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı ve yöneticileri her gün çağrılar yapıp duruyorlar. Tabii bu tartışmaların birçok nedeni var. En önemli nedeni bugün buradaki birliğimiz ve mücadelemizdir. Birçok neden sayabilirim. İç dış nedenlerini sıralarsak bir saat sürebilir ama kısaca hepsinin toplamının çözülmeyen Kürt sorunu olduğunu ve Kürt sorunu artık Türkiye'deki mevcut anlayışı yürütemeyecek bir noktaya geldiğini belirtmek istiyorum. Asıl sebebi Kürt sorunudur. Dolayısıyla bu kriz ve kaostan çıkışın en önemli yolu Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesidir. Bakın, Kürt meselesi bugüne kadar 42 başbakan gördü, 42. 13 cumhurbaşkanı gördü. Dünya kadar İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve bürokrat gördü.
En önemlisi de 3 trilyon doların heba edilmesine neden olan bir sorun haline geldi. İşte emekçiler, ezilenler insanca geçinebilecekleri bir ücreti alamamalarının sebebi 3 trilyon dolarının Kürtlerin başına top mermi olarak yağmasıdır. Dolayısıyla bu tartışmalarda bizim ortaya koyacağımız en önemli duruşlardan birisi artık bu ülkenin ekonomisini, siyasetini, yaşamını zehirleyen, çürüten bu anlayışı bir kenara bırakarak bu sorunun demokratik yollarla, müzakereyle, diyalogla çözülmesini savunmalı ve bunun mücadelesini yürütmektir. Bir karar vermesi gerekiyor ülkeyi yönetenler. İkinci yüzyıla Türkiye halkları ve emekçileri ayaklarındaki prangalarla mı girecek? Ya da ikinci Türk Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında çözümle mi, demokratik bir cumhuriyetle mi gireceğiz sorusuna bence bu tartışmaları başlatanlar bir cevap bulmalı ve bu bulmuş oldukları cevapları da altlarımızla, emekçilerle paylaşmaları gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, biz de Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin, birbirlerinin hakkına, hukukuna saygı duymasının farz olduğunu söylüyoruz. Biz de buna inanıyoruz. Biz de geçmişte defalarca şahitlik yaptığımız gibi Türk ve Kürtlerin tarihsel işbirliklerinin çok önemli süreçlere sebebiyet verdiğini ve Türkiye halklarına kazandırdıklarına defalarca şahitlik yaptık. Şimdi bu tarihsel Kürt ve Türk ilişkilerinin demokratik bir zemine, demokratik bir anlayışa kavuşması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Kürtlere tanınacak her hakkın Türklerin kaybı olacağı endişesinden artık kurtulmamız gerekiyor. Kürt kazandıkça Türk kazanır, Kürt kazandıkça Türkiye halkları kazanır, Türkiye emekçileri kazanır, Türk kazandıkça Kürtler kazanır, Türk kazandıkça Türkiye emekçileri kazanır, her iki halk kazandıkça Türkiye halkları, emekçileri, Türkiye kazanır. Bu konuya ilişkin bizim düşüncelerimiz bunlardır. Biraz önce iş başkanlarımız söyledi, biz barışı ve çözümü kimseden beklemiyoruz. Barışı da getirecek, çözümü de getirecek. Bir yüzyıldır çözülmeyen Kürt sorununun demokratik yollarla çözümünü sağlayacak olan bu salondaki birlikteliğimizdir, renklerimizdir. Bu salondaki gençlerin, kadınların, emekçilerin mücadelesidir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerden bu meseleyi siyasal iktidarları için, ikballeri için araçsallaştıran anlayışa karşı barışı toplumsallaştırma gibi büyük bir görev ve sorumluluk önümüzde duruyor. Önümüz günler barışın toplumsallaştığı, kadınların, gençlerin, emekçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, ezilenlerin demokratik bir barışa ulaştıkları bir zemini, bir fırsatı önümüze çıkardı. Bunu layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum. Barışı toplumsallaştırmak için hiçbir dönem olmadığı kadar daha güçlü bir şekilde Kars'tan Edirne'ye kadar, Samsun'dan Hatay'a kadar ortak birlikte mücadelemizi, ittifaklarımızı, güçlerimizi bir araya getirerek sonuç alacağımıza inanıyorum. Şimdi geçen gün Sayın Öcalan'la milletvekilimiz Ömer Öcalan bir görüşme gerçekleştirdiler. Aslında çok önemli şeyler de ortaya çıktı. Sayın Öcalan hukuki ve siyasi zemin oluşursa Kürt meselesinin diyalogla, demokratik bir yolla çözülmesi için her türlü rolü üstleneceğini belirtmişti. Biz de buradan iktidara bu tartışmaları yapan ama ne yapacakları belli olmayan ama ne dedikleri belli olmayan, sadece söz kuran, pratikte herhangi bir değişme, gelişmeye sebebiyet vermeyen bu anlayışa diyoruz ki bu meselenin en önemli çözüm ayaklarından birisi, baş müzakerecisi Sayın Öcalan'dır. Açın İmralı kapılarını, Sayın Öcalan'ın düşünceleri, fikirleri halklarla, Türkiye emekçileriyle, yoksullarla, Kürtlerle, kendi partisiyle, yoldaşlarıyla buluşsun. Madem çözümden bahsediyorsunuz, çözüm diye bir şey henüz ortada olmadığını da belirterek buyurun açın.
Sayın Öcalan çözüm konusunda eğer hukuki ve siyasi zemini oluşturursanız biz de büyük bir rol oynayacağını, 100 yıldır bir pranga olarak Türkiye halklarının ayağına vurulan bu sorunun demokratik yollarla çözüleceğine inanıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, çok fazla uzatmayacağım. Çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Emin olun, kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Bütün zulümler karşısında dinmeden, durmadan mücadele ettik. Özlem Başkan gibi, Şahin Başkan gibi, SP'nin 5 yıldır yönetimde olan yönetimi gibi asla pes etmedik. Emekçilerle birlikte fabrikalarda olduk. İnançları yok sayılan Alevilerle birlikte Hacı Bektaş'ta olduk. Katledilen kadınların katliamlarını önlemek için kadın yoldaşlarla birlikte olduk. Eko Kırım karşısında ekolojistlerle birlikte olduk. Toplumun ezilenleriyle, sömürülenleriyle birlikte bütün sorun alanlarında bir araya geldik. Bir araya gelmeye devam edeceğiz. Emin olun, çok önemli bir zemin var. Daha örgütlü, daha disiplinli, daha güçlü güçlerimizi bir araya getirip ittifaklarımızı büyütebilirsek Türkiye'nin demokrasiye, özgürlüklere kavuşmaması için hiçbir sebep olmadığını belirtmek istiyorum. Ayrıca son olarak SP'ye de bir parantez açarak konuşmamı bitirmek istiyorum. SP gerçekten sadece bir bileşenimiz değil. SP Suruç'ta 33 düş yolcusudur. SP Rojava'daki o örgü saçlı direnen, direngen, o çölü vaha yapan kadındır. SP İstanbul'daki fabrika işçileridir. SP katledilen gençlerdir. SP bütün zulüm ve faşizme rağmen cezaevlerinde direnen siyasi tutsaklardır. Onun için SP'ye, SP'nin kongresine çok büyük değer ve kıymet verdiğimizi belirtmek istiyorum. Büyük ve güçlü bir bileşenimiz olmaya devam edecek SP, omuz omuza yaşamın her alanında yine birlikte mücadele edeceğimiz çok önemli günleri beraber karşılayacağımızı belirtiyorum. 5 yıl boyunca bileşenimiz olan, bizlere büyük katkı ve emekler sunan şu andaki SP yönetimini ben de kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok yararlandık, çok değerli düşünceler, fikirlerle bizi zenginleştirdiler, geliştiler. Emin olun, onların varlığı bize umut ve güç verdi. Öyle olmaya devam edecek. Yeni seçilecek yönetimi henüz biz de bilmiyoruz, eş başkanları da bilmiyoruz. Ama eminim ki yeni seçilen yönetim de 5 yıldır arkadaşlarımızla birlikte işlettiğimiz hukuku fazlasıyla yerine getirerek mücadelemize büyük katkılar sunacaktır. Yeni seçilecek yönetime de başarılar diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.